Ermenilerin hedefinde Nahçıvan'ı ele geçirmek vardı. Bu doğrultuda 1918 yılının Haziran ayında Culfa'ya 10 bin kişilik bir kuvvetle saldırdı. Gözü dönmüş Ermeni çeteleri kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmedi. Küçük bir yer olan Culfa'da büyük bir katliama imza attı. Culfa katliamından sonra Ermeniler 17 Temmuz'da Nehren köyüne saldırdı. Ancak Ermeniler beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Nehrem ahalisi topraklarını kahramanca korudu. Nehrem'e giremeyen Ermeniler 20 Temmuz'da Nahçıvan'a saldırmaya başladı. Türk ordusunun da yardımıyla yerli birlikler Ermenileri bozguna uğrattı, Ermeni vahşetine son verdi. Nahçıvan'ın müdafasıyla görevlendirilen 1. Kafkas Kolordusu Komutanı Kazım Karabekir Paşa 7 Ağustos'ta karargahını Nahçıvan'a taşıdı. Ve 1918 yılının Kasım ayında Nahçıvan'da Emir Zaman Beyzade başkanlığında Aras Türk Cumhuriyeti kuruldu. Başkenti Nahçıvan şehri olan bu cumhuriyetin arazisi yaklaşık 16 bin kilometre kare ve nüfusu ise 1 milyon civarındaydı. Ulusal birlik üyelerinden oluşan bakanlar kurulu oluşturuldu. Aras Türk Cumhuriyeti parlamentosunu oluştursa da faaliyete geçiremedi. Ülkede askeri yapılanmaya hız verildi. Bu amaç doğrultusunda Türk komutan Halil Paşa daimi askeri müşavir tayin edildi. Ekonomi ve eğitim alanında da reformlar yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros'a teşkis anlaşmasını imzalamasıyla Türk askerleri Nahçıvan'ı terk etmek zorunda kaldı. Ordu gözyaşları içinde ülkeyi terk etti. Ancak Azerbaycanlılardan oluşan ordunun kurumsallaşması için 300 Türk askeri ve 5 Türk subayı Nahçıvan'da bırakıldı. Bunun yanı sıra Türk ordusu askeri... Tam 90 yıl önceki senaryo yeniden oynanmaya başlandı. Sovyet destekli Ermeni çeteleri Karabağ topraklarında katliamlar gerçekleştirmeye başladı. Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki karayolu bağlantısı kesildi. Nahçıvan abluka altına alındı. Her şey Nahçıvan'ın aleyhinde gelişirken Haydar Aliyev Moskova'dan Bakü'ye, oradan da doğup büyüdüğü Nahçıvan'a gitti. Hiçbir hukuki statüsü bulunmayan Haydar Aliyev'e halk büyük bir teveccüh gösterdi. Halkın yoğun talebi üzerine Aliyev yeniden siyasete döndü. 30 Eylül 1990 tarihinde Nehran bölgesinden milletvekili seçildi ve Nahçıvan'a gelişinin üzerinden 5 ay geçmeden ülkede değişim başladı. 17 Kasım 1990 günü Haydar Aliyev'in önerisiyle Nahçıvan Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ifadesinden Sovyet Sosyalist kelimeleri çıkarıldı. Meclisin ilk oturumunda Nahçıvan Özel Cumhuriyeti ifadeleri kullanıldı. Ve 3 renkli Azerbaycan bayrağı ikinci kez Azerbaycan'dan önce Nahçıvan'da dalgalandı. İşte 1990'lı yıllardaki o zorlu günleri Ali Meclis'teki ilk oturumda.